Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Yeni yılla ilgili. Enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız belki de yeni yılla ilgili bir mesaj alacaksınız. İşte yaşayacağınız konularla ilgili bir haber alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani böyle birini çok düşündüğümüzde rüyamıza girer, karşımıza çıkar, telefonla arar. Yani bir şekilde iletişim kurarız değil mi? Onun gibi bir şey. Eğer sizde yeni yılla ilgili bir çok yoğun düşündüğünüz bir konu varsa onunla ilgili belki de mesaj alacaksınız gibi düşünüyorum. Şimdi ikisine de açıp bakacağım. Herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik de olmayacak. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu tarzda da yüzlerce, binlerce video var kanalımda. Girip herhangi birini açıp izleyebilirsiniz. Bazen yılları soruyorsunuz. İşte ne zaman, yani tarihini yazın diyorsunuz. Bence hiçbir anlamı yok. Çünkü eğer o 3 yıl önce bakılmış video bugün karşınıza çıktıysa, çünkü doğru zaman şimdidir sizin için ve şu anda karşınıza çıkıyordur. 3 yıl önce de karşınıza çıkmadıysa işte şimdi yaşayacağınız şeyler belki de o yüzden. Ya ben hep öyle düşünüyorum. O yüzden bunların bir tarihi yok, bunların bir sırası yok, bir kuralı yok. Tekrar karşınıza çıkıyorsa aynı konuları bir kez daha yaşayacak olabilirsiniz gibi gibi düşünüyorum. Bu arada gerçekten videolarımı beğeniyorsanız, beğene basarak, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Ve hala kanalıma abone olmayan varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi bakalım, ikisine de bakacağım. Bu sefer objeler koymadım. Tabaklarını değiştirdim. Böyle her seferinde farklı şeyler yapıyorum. Şimdi ben ilk önce siyah tabağa başlayacağım. O yüzden sarı tabaklı olanı alta koyuyorum. Hemen şöyle siyah tabaklı fincanımızı açıyorum. Şöyle ben bir bakayım, sizler de bir görün. Bayağı da hareketli bir fal çıktı. Bakın çok burada en çok bariz dikkatimi çeken şu hane kısmında hep ikili ilişkiler. Farkında mısınız? Bu sene sanırım ikili ilişkileriniz biraz daha gündemde olacak. Hayatınızda biri yoksa bence kesinlikle hayatınızda bu yıl yeni birini alacaksınız ve çok sıkı fıkı görüşeceksiniz. Hani bakın böyle çok yakın iletişim halindesiniz. Zaten hayatımda biri var, ben ne olacağını düşünüyorum diyorsanız bu kişiyle yakınlaşacaksınız. Kırgınlık varsa barışma olabilir. Aranızda sorunlar varsa çözülebilir. Biraz daha böyle sıkı fıkı ilişkiler içerisindesiniz. Bakın böyle hani böyle baş başa vermiş hep konuşan iki kişi. Bence bu ikili ilişkiler anlamında güzel bir mesajdı. Aşık olmak isteyenler varsa hazırlıklı olsun. Kemerleri takın, yükseliş başlıyor diyebiliriz ama eğer ki yanlış kişi ise aynı oranda düşme ihtimaliniz de yüksek. Dikkatli olun derim. Aşk öyle bir şey sanırım. Çok hızlı yükseltiyor çevremde gördüğüm kadarıyla. Ama yanlış kişi ise böyle aynı hızla da düşebiliyor insanlar. O biraz can acıtıcı ama burada öyle bir mesaj yok. Burada hep böyle kafa kafaya vermiş konuca. Hatta bakın şurada da böyle bir kalp çıkmış sanki. Ve bakın bir E harfi çıktı. İsminde veya soy isminde bir E harfi olabilir bu kişinin. Bence bir E harfiyle bağlantısı olacak. Sizin de isminizde, soy isminizde olabilir. Aşk, ikili ilişkiler, E harfi çıkmış. Bakın şurada böyle ayakta durmuş. Bu da böyle ona eğilmiş. Yani burada bir evlilik teklifi de var. Eğer ki bu sizin ilişkinizle alakalıysa, bir evlenmediyseniz bir evlilik teklifi var kesinlikle. Bakın burada ayakta duran biri. Yo, ben zaten evliyim diyorsanız yakın çevrenizde, çok yakınınızda birinin bu sene içerisinde böyle bir evlilik teklifi aldığını duyacaksınız. Bakın böyle çok bariz ayakta duruyor. Bu da buna eğilmiş. Hani böyle evlilik teklifi gibi bir şey var. İnşallah doğru insanla karşılaşmıştırlar. Çok güzel çıkmış gerçi. Temiz çıkmış. Bakın burada burada uçan böyle uçan bir kartal gibi çıkmış. Yani böyle bu sene hani böyle kendinizi güçlü, hani kartal kuşları böyle güçlüsüdür ya, güçlüdür, yükseklerde uçar. Bir konuda yükseliş olacak. Böyle iş ve kariyer anlamında eğer çalışan biriyseniz bence böyle yükseklere tırmanma zamanı. Kendinizi bir konuda özgürleştirme zamanı olabilir bu yeni yıl. Yani hani sanki böyle yükseliş, yani hani kişiye göre değişir, ruhsal bir yükseliş de olabilir. Hani kendinizi daha özgür, daha mutlu, bazı takıntılarından kurtulmuş hissedebilirsiniz. Hani böyle zaten her şey içimizdedir. Birine verdiğimiz değer, biriyle ilgili çok takıntı ettiğimiz, üzüldüğümüz şey belki her zaman başımıza geliyordu ve bizi çok üzüyordu ama yeni yılda üzmeyecek artık o kişi ve o konu.
Kendinizi belki özgürleştireceksiniz. Bizim, bence prangalarımızın %90'ı beynimizin içinde. Biz sınırları koyuyoruz, biz üzüyoruz kendimizi. O olaya ve o kişiye anlam yüklediğimiz için. Bence böyle bir ruhsal özgürleşme olabilir ama böyle kartal ve yükseklerde çıkmış. Bu yıl sizin için kesinlikle yükseliş yılı. Yani kişiye göre değişir. Kariyer çalışan biri ise bence kariyer anlamında bir yükseliş ama değilse de özgürleşeceksiniz bir konuda. Bakın burada bir kaplumbağa var ve yukarıya doğru tırmanıyor. Kaplumbağa böyle bir yer değişikliği, mekan değişikliğidir ama bu yukarıya doğru tırmanıyor. Bir iş değişikliği de olabilir ama yukarı tırmandığı için ben bunu şöyle yorumladım. Hani böyle bir eve çıkacaksanız daha büyük bir eve, daha iyi bir semte. İş değişikliği yapacaksınız daha iyi bir iş. Yani bir yükseliş var burada. Hani böyle sadece bir değişim değil de olumlu bir değişim gibi. Hani bazen paralel aynı konumda bir ev buluruz ya da aynı konumda bir iş buluruz falan gibi durum değil de bu yükseliş var. İnşallah öyle olsun. Hani bir değişiminiz olacak ama yılın ortasına doğru belki hani böyle ortası gelmeden tam bir şurada da bir onunla ilgili de bir kertenkele gibi bir şey çıkmış. Yalnız hani bu değişimin olduğu zaman herhalde birisi böyle sizi biraz zorlayacak, biraz böyle canınızı sıkacak, biraz bu değişimin olmasını durdurmaya çalışabilecek ama yapamayacak. Hani böyle etrafınızda sizi bu konu yaşanırken böyle biraz huzursuz edecek bir insan var sanki. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada yalnız başına düşünen bir insan var. Bazen bence zaman zaman çok yalnız kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Yalnız inzivaya çekiliyor olabilirsiniz. Bunu bilinçli ve isteyerek yapıyor olabilirsiniz. Bazen çekilmek, arka planda düşünmek, yalnız kalmak iyidir. Sanki böyle yılın bir dönemi tekrardan bence ikinci yarısı böyle bir yalnız başınıza kalmak isteyeceksiniz. Böyle bir şeyi çok derin düşüneceksiniz. Çünkü hayatınızdaki bir şeyi çok sorgulayacaksınız. Belki de uzun yıllardır yaptığınız bir konu, bir kişi, bir ilişki, bir şeyi çok sorgulayacaksınız ve bu konuda bir değişim yapmak isteyeceksiniz. Hani böyle sanki o inzivaya çekilip oradan çıktıktan sonra başka bir düşünceyle çıkacaksınız. Hani işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, ailenizle ilgili, o ilişkiyle ilgili olabilir. Çıktıktan sonra yok diyeceksiniz ki hani bundan öncesi okey olan oldu her şey tamam ama bundan sonrası böyle olmayacak. Yani biraz değişim yaşayarak düşüncelerinizle çıkacaksınız o inzivadan ve o konuyu değiştireceksiniz hayatınızla ilgili ama bu bazen şey de olabilir. Hani sağlıkla ilgili, sporla ilgili işte kendinize bakmak konusunda ikinci yarısının ortalarında böyle hani belki şey olacak artık. Ya tamam ben kendime yöneliyorum artık. İşte sağlığıma dikkat edeceğim. Spor, diyet, herhangi bir şey ya da bir eğitim diyebilirsiniz. İşte bu Eylül ayları gibi şey yapacaksınız. Hani yeni bir başlangıç, yeni bir döngü başlayacak sizin için. Bir karar aşaması gibi çıkmış. Şurada şöyle bir de ayakta duran bir insan var sanki. Geriye dönüp bakıyor. Bakın böyle ayakta duran beyaz bir insan geriye dönüp bakıyor. Geçmişten birisi dönüp tekrardan size gelecek. Bu yine ikinci yarıda geriye bakacak. Yani eskideki bir arkadaşınız, eskide kalmış hani uzun zamandır görüşmediğiniz belki de kırgın olduğunuz bir arkadaş olabilir. Bu bir ilişki ise bitmiş eskilerde kalmış bir ilişki ikinci yarısında yılın tekrardan size gelecek. Yani böyle ama bu kişi kötü bir kişi de değil bakın beyaz çıkmış. Hani böyle kötü bir ayrılık yaşamamış olabilirsiniz ya da kötü bir ayrılıkla bitmiş bile olsa bu kişi kötü değil gerçekten. Sizle ilgili kötü düşünmüyor en azından. Arkadaşlıkta da aynı. Bu kişiyle tekrardan bir araya geleceksiniz. İkinci yarısı bu kişiyle tekrardan bir birlikte olma durumu gibi çıkmış. Bir de şöyle bakın burada da sanki bir karanlığın içerisinde harf var. Bu bir şuradan bakınca bir N harfi gibi de gözüküyor. Şuradan bakınca bir F harfi gibi de gözükmüş. Bence hayatınıza damga vuracak. Böyle karanlığın içinde çıkmış bu harf. Böyle biraz nasıl diyeyim? Sanki böyle bu kişiyle ilgili bir haber, bu kişiden gelecek bir haber, bu iş kişiden gelecek bir iş teklifi gibi gibi olabilir. Ama F ya da işte bakın değişti biraz. Şimdi de böyle bir soru işaretiyle M'ye dönüştü. M, N ve E harfleri gibi bence bu.
isminde veya soy isminde bu harfler olan biriyle ilgili bir haber gelecek ve sanki böyle içinizdeki karanlığı yaracak yani. O içinizdeki sıkıntıyı, maddi sorunsa belki bir iş teklifi ya da işte bir yerden bir para bir şey gelecek. O kişiden alacaksınız bu haberi. Ve sonrası böyle ferahlık olacak sizin için. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Yine döktüm sanırım. Bakıyorum. Bakın bir balon, ikinciyle bir balon. Sanki hayal ettiğiniz, çok uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şeyi elinizin avucunuzun içinden kaymış ya da ilk başlarda bir kayacak böyle. Ama sonra yakalayacaksınız. Yani böyle sanki bir balon burada uçmuş kaçmış, sonra ikinci bir balon oluşmuş. Şöyle diyelim, bir ilişkiyi tam böyle oturtmak üzereyken, tam böyle hani istediğim kişi bu dediğiniz anda böyle elinizin avucunuzdan kaçacak. Ya aynı kişi ya da daha iyisi. Başka bir balon da olabilir bu. Tekrar yakalayacaksınız. İşte tam bir iş, ah tam istediğim bir işte olacaktı, olmadı derken daha iyisi olacak belki. Ya da o iş tekrardan size bir şekilde bağlanacak, olacak ama. Hani böyle önce bir hayal kırıklığı yaşatacak. Önce ah keşke olsaydı, hayalimdi bu, benim istediğim şeydi, kaçırdım ucundan dediğiniz anda tekrardan bu kişi gelecek ya da bu iş olacak sizin için. Bakın bu böyle oturup düşünen bir insan var. Bu yıl biraz daha böyle mantıklı hareket ettiğiniz bir yıl. Hep böyle düşünerek çıkmışsınız. Yani çok kalbimi, çok duygularımı dinlemeyeceğim de biraz aklımı dinleyeceğim dediğiniz bir yıl olacak. Bu yıl biraz daha mantıklı hareketler edebilirsiniz ve o hareketler ya da işte davranabilirsiniz. O yüzden de daha ferah çıkmış her şey. Çünkü bazen kalp yanılabiliyor maalesef. Hani kalbimizin sesini dinliyoruz ama hani bazen kalp yanılabiliyor. Aşk denilen şey ya da duygular vesaireler, ama biraz da mantıklı hareket etmek lazım. Bu yıl bence bu yılın mesajı biraz daha aklı başında, biraz daha mantıklı hareket ettiğiniz bir yıl olacak. Ama şimdi yine de diyelim ki her ne dilediyseniz o gerçek olsun. Şöyle hemen falımızı koyalım. İkinci falımıza bakalım. Falımızda neler çıkacak? Sarı altı tutanlar için. Fincanımızı açalım. Oh, bu fal böyle biraz daha böyle aydınlık, ferah. Bu böyle hani bir de bakın sevinç gözyaşları, uzun bir yolculuk. Bu yıl böyle gerçekten sevinçten ağlayabilirsiniz. Çok temiz bir haber, çok güzel bir haber. Bakın burada iki kişi sanki sarmaş dolaş olmuş, dans ediyor. Bakın burada birinin kafası, burada biri. Sanki ikisi bir bütün olmuş bedenleri. Sanki böyle dans ediyorlar. Bence burada bir kutlama var bu evin içerisinde. Bu bir birliktelik, kutlama, büyük bir aşk, bebek haberi, bir sağlık haberi, bir şeyin kutlaması olacak halinizde. İki kişi bir bütün olacaksınız. Sarmaş dolaş, dans edip çok çok keyif alacaksınız. İnşallah öyle bir yıl olsun. Çok çok güzel çıkmış. Hatta bakın burada da birileri daha dans ediyor. El ele vermişler. Sanki böyle düğün, bayram, seyran gibi olacak. Böyle evinizin evi şenlik olacak. Çok ferah da bir fal açıldı değil mi? Yani böyle hani açar açmaz faldan anlayanlar bir az çok bilirler. Bu çok güzel bir enerjisi olan bir fal. Böyle evde bir dans var, evde bir eğlence var, evde bir kutlama var. İnşallah istediğiniz şey gerçek olsun. Hani kişiye göre değişir. Kimisi evlenecek, kimisi bebek sahibi olacak belki, ama her ne olursa olsun bir kutlama şeklinde olmuş. Ve bakın burada bir aile var yine. Birinin kanatları çıkmış. Bu bir aile göstergesi. Ailece kenetlenme yılı sanki. Yani burada bir aile, beraberlik, birliktelik, kenetlenme, aile içerisindeki bağların güçlenmesi, birinin kanatları çıkmış. Biri çok fazla bu aile için, bu birliktelik için bu yıl fazla şeyler yapacak ama karşılığında alacak güzel gelişmeler olacak. Bu falda kesinlikle çok çok güzel çıkmış. Bakın şuraya da bakınca ne gördüm ben? Şöyle kocaman bir fil ve filin hortumu. Yani hani tam böyle fincanın ortasında bir fil. Fil berekettir, güçtür. Özellikle bereketi maddi konuları simgeler. Yani hanenin böyle falın tam ortasında daha doğrusu çıkmış fil. Çok çok bereketli. Maddi olarak da finansal olarak da böyle çok güçlü olduğunuz. Şans kapılarınızın açık olduğu bir yıl olacak. Farkındalıklarınızı artırın. Yani ya nereden gelecek bu para diye düşünmeyin.
Gözünüzü açın. Belki başka bir işte, belki başka bir fırsatta muhakkak bir şey vardır. Olasılık çok vardır ama siz gözlerinizi açarsanız onları görebilirsiniz. Bereketli bir yıl bence. Bir de şöyle bakacağım. Bakın şurada bir aslan, sanki böyle iki aslan güreşiyor gibi. Biriyle güç savaşı yapacaksınız. Yani aile arkadaş ortamında olabilir. İş anlamında, kariyer anlamında da olabilir. Güçleriniz çarpışacak. Yani biriyle mücadele edeceksiniz. O da güçlü biri. Siz de güçlü birisiniz. Hani bir konuda da mücadele edeceğiniz bir dönem olacak. Hani ikili ilişkilerinizde belki ikiniz de böyle güçlü karakterlersiniz. Bir dönem bir şey için böyle mücadele vereceksiniz ama ferah çıkmış ön arkası. Bence bu fal, bakın burada küçük küçük hep temiz gözyaşları var. Güzel haberler var. Bu falı çok da uzatmayacağım. Çünkü hani bunun mesajı o kadar güzel ki. Hem bir bereket hem de bir ailevi kutlama çıktı burada. Zaten çok da fazla bir şey hani söylemeye de gerek yok. Burada bence bunun mesajı çok net, çok temiz, çok güzel. Direkt tabağına geçeceğim. Hem çok şey çıkmamış fazla hem de zaten bence yeteri kadar çıkmış. Güzel bir mesaj çıktı. Bunu tutanlar için diliyorum da her istediğiniz olsun, böyle sevinçten gerçekten kalkın dans edin sevdiklerinizle. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bakın tabağımızda koskocaman bir yuvarlak çıktı. Bu bence büyük bir hayal. Büyük bir hayaliniz gerçek olacak bu yıl. Ama bu gerçekten büyük. Yani çok büyük maddi bir konu olabilir. Zaten file çıkmıştı. Yani düşündüğünüzden çok daha büyük bu. Yani bir iş istersiniz ama çok çok daha iyisi. Bir eş istersiniz ama mükemmel bir eş. Yani hani istediğinizden çok daha büyüğü olacak. Burada böyle tren gibi bir şey çıkmış. Hızla yol alıyor. Yani hızlı gelişmeler olacak hayatınızda. Böyle bu yıl sanki bir şeyler siz istemeden, hani bazen biz zorlarız, böyle bileğimizin hakkıyla alırız ya o işi, o ilişkiyi ilmek ilmek öreriz falan. Yok, burada böyle bir şeyler size o kadar hızlı akacak ki bu sene. O kadar böyle güzel, ferah bir yıl olacak ki ya, bu fal gerçekten çok hoşuma gitti. Ben de bazen kendim de şey yaparım, böyle bir tanesini seçiyorum içimden. Ama bu sefer seçmedim ve çok pişmanım. Sarıyı seçmeliydim gibi. Ben bu falı daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bu çok güzel çıktı. Sadece şey diliyorum. Siz de öyle dileyin ve amin diyelim. Gerçekten her ne dilediyseniz o gerçek olsun. Sevinçle dans edin inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.